gösterdiği televizyonda var ya. Bu bayanlar şey çıkacak. Ya bir daha gelemezdik vallahi gitse. Gelemezdik, orada bırakak gider. Hiç. He? Nukutlar yıkarsın, nukut yesin. Bura, bu köyün ismi neydi? Bura aşağı tarafı Zümert. Bozat yolu üzerinde. Bura dediklerine göre Seyit Rıza mağarası. Ha. Ya o sanki ne köyüydü burada? Zümert. Yo yo, bir tane köy geldik geçtik burada. Vallahi ismini tam şey yapamadım. Ya Hay Cemal mıydı ne? Hay Cemal, Hay Cemal nerede? Ha, Hay Cemal'ın yolu üzerinde. Dağıdır burası kesin. Tunca yolu üzerinde. Ha, buradan yani bu Çiçekli köyüyle Hozat'ın arası. Evet. 20 metre var içindeki. Seyit Rıza mağarası. Evet, i̇çindeki uzunluğu. Seyit Rıza burada yaşıyormuş. Burada yaşıyormuş mağarada. He, rahmetlik. Evet, 20 metre var mağaranın uzunluğu. Yüksekliği de 3-4 metre rahat var. Rahat vardır ha. Evet. Bu zamanda ya. Oylarak yapılmış, kendiliğinde oluşmuş bir... Şimdi yok canım, bu atmış. Kendiliğinden olmuş da. Hayır, kırarak atmış belli. O zaman da uyurarak var ya, şu taşları çıkararak böyle. Şimdi bunu kırarak gitsem daha geriye doğru belki... Ne bileyim, her türlü de inanılabilir. Evet, çok büyük yani. Bir de ev dairesinin genişliği kadar. 12 metre. Aşağı yukarı 12 metre de yeniliğinde rahat var. Evet, alt tarafta da tam oturur. Bu da tabi Çiçekli'den doğru gelip Hozat'a demir doğru kapı giden yolu. Demir kapı yolu. Evet. He. Ya. Belki tabii ki arkadaşlar başka gerillalar da burayı kullanmış olabilirler. Burası birçok şehitlerimize karat gerdi. O yüzden bura bizim için kutsal bir yerdir. Evet. Tabii ki bu işte dış görünüşü, bir de aynı zamanda üstte de var. Üstte de yer vardır ama orası ne kadar derin tabii bilmiyoruz. Biz oraya çıkmaya gerek görmedik. Aynı zamanda çıkmayacağız da. Ben geçen sene, geçen sene 2013'te buraları çektim. Bak ta her tarafa pet flaşeler, dozeler, şişeler, işte o pis kopatlar hep gelip burada. Hala bak ya. Hala bak. Dile. Yazık ya. Yani bu kadar pislik olur mu ya? Birileri bu topraklar için ölüyor. Birileri de işte böyle gelip böyle her tarafını insanları soyarlar, dağları kirletirler. Her taraf. Hele bakın ya. Belanızı verir size. Şerefsizler. Bunlara insan değilir mi? Gerizekalılara. İşte sevgili izleyiciler, 2013'te buraya geldiğimde yine burası daha çok kötüydü. Tabii ben içinde kırılmayan şişeler topladım. 3-4 poşet daha yukarıya. Tabii oturma bantı da yoktu. Çöp bidonlar da yoktu. Oraya doldurup gittim yani. Nitekim izine gelmiştim. 4 haftalığına. Belediye başkanlığı konuda eleştirdim. Oraya çöp bidonu koy, bir oturma bantını koy. Belki caydırıcı olur diye. Ama hiçbir şey değişmemiş maalesef. Başkanımız da Kenan Çetin gerçekten hiç bir iki etmeden getirip buralara bant koymuş. Tabala asmış.
Ama maalesef bir de seçimlerde hani Kenan Çetin'i eleştiriyorlar. Eleştirdiler, en sonunda kaybettirdiler adama. Yine aynı vaziyet. İşte bu toplum, bu halk hiçbir zaman için kendini yargılamıyor. Ben ne yaptım acaba? Vatan için, millet için, bu topraklar için. Bu toprakları düşünen, bu insanları düşünen hiç kimse yok. Ama maalesef karşıdaki insanları araştırırlar. İşte görüyorsunuz vaziyet. Böyle yapan, bu şekilde davranan insanlara insan değilirse artık ne bileyim yani. Artık dünyadaki bütün insanlara bir örnek olsun buradaki insanlar. Şimdi sevgili izleyiciler, ben burada Munzur'a kadar, tabi burası Dersim'in Pertek ilçesidir. Görüyorsunuz aynı zamanda belediye de getirip buraya tükür yani. Aslında bu pet flaşeler, bu şişeler, bu dozeler normalde buralara dökülmemesi gerekir bunların. Özel yerleri var, fabrikasına geri gönderilir. Göndermek zorundayız. Buraya çöp bidonu da koymuştuk. Ama buradaki çöp bidonu maalesef yürütüp götürmüşler işte. 250 kilometre boyunca bütün bu dağ ta Munzur Obacık'a kadar hep böyle. Yolun sağı, solu, arabalarda atılan çöpler, belediyelerin töktüğü çöpler, işkicilerin attığı şişeler, yani bütün doğaya zarar vermiş. Bakın işte bütün biz Avrupa'da olduğu gibi aynısını, Avrupa'daki örneklerin aynısını yapmayı düşünürüz ama maalesef bu insanlar anlamıyor. İşte gel burada o çöp bidonu yok, yürütmüşler veya yuvarlayıp derelere veya alıp gitmişler işte. Görürsünüz yarın bugün buradaki bu oturağı da götürecekler yani bu masayı falan. Diren, seni de bunu araştırır mısın? Hayır. Ama onların daha bilinçli olması tabii ki. Doğa için daha şey yani. Ben resmen diyorum ki bu güzel gerçekten dört bir kenarı hep böyle baraj, güzel yeşillikleri, güzel bir doğadır Pertek. Pertek çok güzel. Ben Pertek'i çok seviyorum. Ama bu gördüğüm çirkin manzaranın karşısında bu doğaya bu şekilde zarar veren insanları insan olarak görmüyorum. Açıkçası insan görmem yani. Kötü bir kelime kullanmaktan korkuyorum. En iyisi videoyu kapatayım. Bakın işte sevgili izleyiciler, demiştim ya oraya çöp konteynerlerini koymuştuk, çöp bidonları. Bakın yuvarlamışlar işte bu Pertek'in vahşileri, gerizekalı psikopatları. Burada içki içenin kellesini hemen koparacaksın yani. Yoksa bu ülkeye rahat diye bir şey yok. Bakın yuvarlamışlar, tak nereye gidiyor. Sevgili izleyiciler, bu çadana ağacı, tabi bu çadana ağacının meyvelerinde şey yapılıyor, kayfa yapılıyor. Yani buna süt koymak gerekmez yani, böyle toplanıyor, kurutuluyor. Kava makinesinden yükülttükten sonra sıcak suyla tabi güzel tertemiz bir sağlıklı kayfa. Bakın üstü dolu. Bu yörenin insanları işte bunu toplayıp mesela yürütüp satsa, paketleyip satsa yani gerçekten çok para kazanırlar ama bizim insanlarımız işte
Maalesef bilmiyorlar. Bilseler de işine gelmiyor. Tembellik var ya. Sevgili izleyiciler, benim durduğum yer Pertek'in Bakacak Tepesi. Şimdi bu Bakacak Tepesi'nde tabii çekimler yapacağız. Aynı zamanda Aşık Mahsuni denen bir müzik koyacağız. Saygılar. Karşıda gözüken yer Zımet Mezarası. Karşıda gözüken yerde Pertek. Aynı zamanda Keban Barajı. Tabii Keban Barajı aşağı yukarı 50 metreden fazla azalmış. Oh,
Sevgili izleyiciler, işte bunlar yabani üzümler ama şarap üzümü. Ama çok güzel, kaliteli bir şarap üzümü. Tadı da çok güzel. Çok güzel de şarabı oluyor. Bütün bu dereler hep böyle yabani üzümler. Karşıda gözüken, her tarafta gözüken bütün en ufak dere boyları, dere kenarları hep böyle üzüm. Karşıda gözüken. İşte bunlar sevgili izleyiciler, yabani üzümler. Ama bu yıl yağmur yağmadığından dolayı, bir de ilkbaharda Mayıs'ın sonunda bir don olmuş, kar yağmış. Bütün tevekler hep kurumuş. Ondan sonra da şimdiye kadar hiç yağmur yağmamış. Böyle habları küçük, bazıları da hiç tutmamış. Yani sadece çayırdakları var ama gerçekten kaliteli üzümler vardır. İncir, üzüm, dardoğan, aluç ağaçları. Bu karşıda gördüğümüz ağaçlar yine hep bir dardoğan ağaçları. Ama burası kıraç olduğu için böyle ağaçlar ufak kalmışlar. Abi gördüğünüz bütün bu tevekler yine her şeye rağmen tutmuş ama cansız yani. Daha önceden de toplamışlar benden önce. Tabii bunu insanlar topluyor. Bu çok doğal, güzel üzümler olduğu için herkes toplayıp götürüyor. Çünkü sağlıklı, ilaçsız yani. Sevgili izleyiciler, bu da dardoğan ağacı. Dardoğanlar artık yavaş yavaş sarılmaya başlamışlar. 4 haftaya kadar dardoğan artık iyiler. Zindan dum dum kurşunu değdi, dum dum kurşunu değdi. Yuvurdu beni, bir avcı yedi beni. Eşeği saldım
Küllü suyu döken mahvedeni. Sorarlarsa kim söyledi, sorarım da avradını. Hey!